ilgili tespitlerimizi sıralamak istiyorum. Geçen yılın son günlerinde, yani 2020'ye girmeden önce Adana'nın kenar semtlerinde Çinliler grup grup dolaşıyordu ve biz bunu haber yaptık. Sonra yine ilginç bir olay. Bu yıl ilk defa bir grip aşısı olayım dedim. Aşı bulamadım. Yani her yıl eczaneler camlarda grip aşısı geldi derken bu yıl paramızla aşı bulamadık. Aşı yoktu. Yaya geldiyse de müferrit, yani birkaç sınırlı sayıda. Böyle ilginç şeyler. Sonra bu korona denilen virüs Çin'in Wuhan kentinde çıkmış. Bir ay sonra hayat normale dönmüş ve Çin'in hiçbir noktasına dağılmamış. Sonra dünya kasıp kavrulmuş koronayla. Yani bakıyorsun koca koca devletler felaket yaşıyorlar. Neyse ki en şanslı, en güzel bizim ülkemiz, Türkiye'miz. Burada da yani şu belediyeler görevlerini yapsa hayat daha mantıklı olacak. Çünkü hiçbir yerde maske bulamıyoruz. Yani pazara girerken maske takılacak deniliyor. Fakat maske yok. İşte efendim metroya girerken maske yok. Toplu taşımalarda maske yok. Bu maskeler nerede, kim, nerede, nasıl dağıtıyor onu da bilmiyoruz. Efendim yani koronayla ilgili bir de psikolojik bir durum var. İşte devamlı yapılan anonslar bazılarının psikolojisini bozuyor. Veya böyle haberlerde devamlı açıyorsun korona. Millet artık gına getirdi. Yani bunu psikologlar veya yetkililer dikkate alması lazım. Artı bir de hastaneye gidiyorsun. Doktorlar muayene yapmaktan kaçınıyorlar. Yani onlar da belki haklı, yani korona olabilir diye 4 metre ileriden konuşarak müdahale etmeye çalışıyorlar. Veya şunu yapıyorlar, hiç işi şansa bırakmak istemiyorlar. Şikayetin mi var? Atın karantinaya, ya koronadır ya değildir ama biz korona tedavisi yapalım gibi olan arkadaşlar var. Bunları da gördük, tespit ettik. Bunlara dikkat edelim, fazla korkmaya gerek yok. O gün arkadaşım bir liste yayınlamış, yani televizyon ekranından. Yani koronadaki ölüm vaka sayısı, efendim işte sigaradan, alkoldan, trafik kazasından veya sair hastalıklardan çok daha az. Ama niye bu kadar panik var onu pek de anlayamıyoruz.